Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Aslında başka bir video çekecektik ama bugün başımıza başka bir şey geldi. Buradaki askı filtremiz, uzun zamandır çalışan bir filtremiz durmuş. Ne yaptıysam da çalıştıramadım. Şimdi elimde de hazırda bir dış filtrem vardı. Daha önce almıştım. Onu takacağım. Hazır size de ufaktan bir bilgilendirme videosu olur. Hem de buradaki lips testlerimize ısıtıcı takmam gerekiyordu. Benim tanklarım yaklaşık şuradan etleyecek mi 19 derecelerde, 18 derecelerde. Burası biraz soğuk. Hatta büyük 90'lık tankıma ısıtıcı taktım mecburiyetten. Bu sebepten dolayı da buradaki hem yavru popülasyonu hem de balıkların sağlığı açısından bir ısıtıcı takmayı düşünüyordum. Fakat bu arkadaş birazcık bana sorun çıkarttı. Bundan dolayı da bir elimdeki hazırda bulunan bir filtrem var. Onu takacağım. Size keyifli seyirler. Ben bir hemen bir değiştirip tekrardan sizinle görüşelim. Şimdi ben burada elimde bulunan Eden 511'i kullanacağım. Daha önce bunun videosunu yapan arkadaşlarımız oldu. Ne kadar uzun zamandır kullandığımı siz de anlayın diye gösterdim. Evet arkadaşlar, taktık. Ben biraz da suyunu fullledim. Tamamladım suyunu. Şimdi bir de derece taktım, ısıtıcının derecesini görelim diye. Muhtemelen 1-2 saate belli olur. Şurada şöyle göstereyim. Koyduğum şeyler, materyaller. İçerisine hem eski filtreden çıkan Matrix'lerden falan koydum. Hem de elimdeki Cerasparox koydum. Tam arkaya geçemiyorum şu an ama size şöyle göstermeye çalışayım. Şu şekilde. Derecesini de 24'e doğru ayarladım. Şu an görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama muhtemelen netleniyordur. Artık balıklarımız sağlıklı bir şekilde güzel yavrularlar. Yavruları da boyutları yavaş yavaş büyürler, hızlanırlar. Hatta şöyle şu camı ben bir sileyim. Bir saniye. Evet, şimdi daha iyi oldu. Yani bayağı bir yavru var. Yavru popülasyonu çok iyi burada. Şu anda. Biraz da bakteri kültürü ekledik mi daha güzel olur. Hazır filtreyi yeni değiştirdik. Bunun için ben şimdi bir filtre değiştirdiğim için, yeni bir filtre kullandığım için de Mikrobakter isminde bir bakteri kültürü var. Bunu denizde de kullanıyorlar. Bu zaten deniz için olan bir bakteri kültürü. Aynı zamanda tatlı su için olan versiyonu da var. Bende ikisi de vardı. Fakat tatlı su olan bitti. Bunu Malawi İzmir'den almıştım. Aynı filtreyi de oradan aldım. Bu bakteri kültürü başlangıçlarda bayağı iyi oluyor. Ve böyle tankta olağanüstü bir şey değiştirdiğinizde de olası önlemleri, yani olası riskleri önlüyor. Bayağı bir amonyak patlamasını falan bayağı bir gideriyor, baskılıyor. Çünkü deniz akvaryumlarında
patlamalarda falan böyle hani bayağı bir bozulmalarda bu tür kuvvetli bakteri kültürlerini kullanıyorlar. Ben de ilk başladığımda akvaryuma, yani ilk kurulum yaptıktan sonra kullanmıyorum. Daha sonrasında da herhangi bir böyle bir ani değişiklik, işte fazla bir bitki sökme, işte dip temizliği yapma, işte filtreyi temizleme gibi temizlikte de bunu kullanıyorum. Bugüne kadar hiçbir sıkıntısını yaşamadım. Yani tabii fazla miktarda kullanmıyorum. Orta miktarda kullanıyorum. Tatlı sulu olanı alırsanız da sizin için gayet iyi olacaktır. Çünkü hani bunda el ayarı çok önemli. Elinizin ayarı yoksa çöp edebilirsiniz. Dikkatli olun. O yüzden tatlı sulu olan versiyonunu tercih ederseniz sizin için daha iyi olacaktır. Zaten burada herhangi bir dipte karışıklık yapmadığım için çok da bir gereksinimim yok. Ama ben yine de buraya bir kapak olacak şekilde ilave edeceğim. Tekrardan hayvanların sağlık sıkıntıları yaşamasın. Bir de şimdi bir ısı değişikliği olacak. O yüzden de balıklar stres veya şey yapmasınlar diye ekleme yapacağım. Burada benim karideslerim de var. Daha çok tasarımdan arta kalan karidesleri koyuyorum. Biliyorsunuz burayı ben daha önceki videoda da anlatmıştım. Kripto tank yapmayı düşünüyordum. Fakat elimdeki kriptolar birazcık zarar gördükleri için ve ben çok da fazla ilgilenemediğim için burayı değiştirmek zorunda kaldım. Yani daha doğrusu değiştirmedim ama işte depo tank gibi kullanıyorum. Elimde fazla olan anebiyaslar, şöyle göstereyim, anebiyaslar falan var. İşte daha geçen seneki tasarımdan çıkarttığım bir bitki var. Onu bu sene yine kullanacağım diye muhafaza etmeye çalışıyorum. Yani bu şekilde devam ediyorum. Buradan ihtiyacım olduğu zaman kullanıyorum. Şimdi kamerayı şuraya koydum. Göstereyim size de. Yaklaşık şöyle bir kapak olacak şekilde akvaryumun hemen hemen şunu da emişine doğru dökeyim de şey olmasın. Gelecek şekilde döküyorum. Bunu da bu şekilde kullanıyorum. Dediğim gibi yalnız ben bunu kullanırken böyle büyük değişiklikler yaptığım zaman kullanıyorum. Yani ne bileyim işte filtreyi değiştirdiğim zaman ya da filtreye yeniden materyal eklediğimde, filtreyi temizlediğimde kullanıyorum. Ve filtreleri uzun ömürlü temizlemeyi sevmiyorum. Çünkü ne kadar çok temizlersek o kadar çok sıkıntı yaşamaya şansımız var. Sık temizlemek iyi bir şey değil. Ne kadar çok bakteri kültürü devamlılığı sağlanırsa o kadar iyi oluyor. Sadece bazen bakterileri desteklemek gerekiyor. Bunlar içinde bakterilerin yemleri var. Bakteri yemleri var. Bunları bakteri yemlerini kullanırsanız da sağlıklı ve daha berrak tanklara sahip olabilirsiniz. Filtrenin böyle detaylı bir anlatımını yapmadım. Çünkü dediğim gibi videonun başında da söyledim. Bu videonun yani bu filtrenin işte Hasan Pektaş yaptı, Kaan Sezer yaptı, akvaryum odası Rafet yaptı hatırladığım kadarıyla. Gerek böyle detaylı tanıtımlarını. O yüzden hani eğer izlemek isterseniz de onların kanalından detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Ben sadece yüzeysel bahsetmek istedim ama şu ana kadar gördüğüm kadarıyla sessiz, sakin. Yani en büyük avantajı bir ısıtıcı olması içerisinde. Çünkü akvaryum içerisinde herhangi bir görseli bozmuyor. Diyeceksiniz ki senin tankın çok mu görsel içeriyor? Hayır içermiyor ama ben genellikle takmayı sevmiyorum. Çünkü bilmiyorum, sevmiyorum. Yani bugüne kadar çok kullanmadım. Bunun da sebebi aslında OASE'den geliyor. Ben hep OASE kullandığım için Biomaster'ların içerisinde hep ısıtıcılar mevcuttu. Oradan kullanıyordum. Şimdi dediğim gibi işte bir 190'lık tanka mecburen takmak zorunda kaldık. Çünkü bitkilerin yavaş gelişimlerinden dolayı. Sağ olsun Mustafa kardeşim kendi elindeki OASE'sinin içerisindeki ısıtıcıyı getirdi. Onu taktık, onu kullanıyoruz. Valla dediğim gibi işte güzel gayet. Yakında size bir güzel bir videoda çekeceğim. Şöyle hafiften ucundan göstereyim. Yakında 120'lik bitmek üzere. Ya çok az bir her şey kaldı. Onu da tasarımı bittikten sonra sizlerle paylaşacağım. Bu videoda böyle olsun. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Hepiniz hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Hepinize keyifli hobiler diliyorum.